bakayım kimler var, kimler yok uzun ayrıldıktan sonra. Mustafa abi hoş geldin. Çok, evet sen maşallah. Tanıdın değil mi Kudret'i Mustafa? Çok eski nurcu. Bu beldenin en eski nurcusu. Ben yokken o vardı. Evet. Ben yokken o vardı. Vefadır. Dostlarını anımsamak, uydurukçasıyla hatırlamak. Peki. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve imma yenzeenneke mineşşeytani nezrun festeiz billah. İnnehu huvessemîl alîm. Sadakallahu nazîm. Sözler 188'den okuyacağım. İnşallah Cenab-ı Hak istifade ettirsin, istifaza ettirsin. Bakayım becerebilecek miyim? Şimdi mevzumuz şu. Zahirde duruşu, yani mevzunun duruşu, birisi var, birisine karşı mücadelesini ortaya koyacak, yöntemini. Zahirde öyle duruyor. Şeytanla insan. Böyle bir tiyatroda Allah devreye giriyor. Yani şöyle bir tiyatro çiziyor Kur'an. Sanki bir adammış gibi, şeytan bir adammış gibi Allah'a muhatap oluyor. Benden daha fazla konuşuyor. Allah ile bizatihi. Duruş o. Oysa sistemden bahsediyor. Yazılımdan bahsediyor. Bize o sistemin vitrindekileri göstererek aktörlerini arkadaki yazılımla bizi tanımlıyor. Mesela burada şeytanın 8 tane sıfatı var. 8 tane yani zahirde bizi ne yapıyormuş biliyor musunuz? Bak şuradan. Ondan sonra mevzuma gireceğim de. Salisende. Kim nerede geçiyor? 1. Gördünüz mü? Gaflet. Şu. Tamam. Çiğni çekmiş. Gaflet. 2. Dalalet. 3. Safsata. 4. İnat. 5. Mugalata. 6. Mukabere. 7. İhval. 8. Görenek. Bu şeytani sıfatlar. Yani şeytanı bir daha şurada tutayım. Aslında şöyle diyeyim. Bugün misal verdim. Dedim ki beyaz eşya satış yaparken veya beyaz eşya hakkında bir insanla bir şey konuşurken ben Nurettin kadar bilmem. Adam ihtisas sahibi olmuş çünkü mesleği olmuş. İhtisas demek has olmuş ona. Mobilya'yı Rize kadar bilmem vesaire. Diğerleri sayın. Ama birisi de Risale-i Nur'la alakalı bir şey sorsa, benim de sağım olduğu için evirir, çeviririm, kıvırırım, alavere, dalavere bir şeyler yaparım derim. İddia ederim ya. İnsan, bununla şunu demek istiyorum. Bu zahirde onu kullanıyorum, o bilgiyi kullanıyorum gibi gözükürken, aslında o benim, ben olmuş. Fena fil meslek olmuş. Bu şeytanın bize kullandığı sistem değil. Şeytan denilen bir adamı aldı. Gitti İstanbul Hırsız Sığa'ya götürdü. Adamı tahlil edelim. Adam nedir? Kimyası nedir? Boyu postu nedir diye. Derse mukaddeme yapıyorum.
Hüsnü Sıha dedi ki arkadaş, bunu tahlil ettim, daha bir şey kalmadı. 8 tane maddeden yapılmış. Adamın sistemi bu. Ben buradan ihval ve şey yapacağım. Gaflet, dalalet, safsata, cehaleti şey yapacağım. He? Gafleti şey yapacağım ama ilk önce şeytan denilen bir sistem. İlk önce bir adam konuşalım. Adam bu, şeytan var. Ama bir sistemdir bu. Sistemin adıdır. Mümessilidir. Mesela vahiy ve lef-i mahfuz sistemdir. Yöntemdir. Onun mümessili Cebrail. Bazıları diyebilir ya, fazla uzatıyorsun. Bu mukaddeme yapılmazsa bu senin senelerden beri okuduğun gibi gene dinleyeceksin. Bu vahiy denilen Kur'an sistemi, insanla beraber olmak, insandaki hakikatini inkişaf ettirmek, sıkmak. Bu Cebrail, yani vitrindeki adam bu. Sistemin adamı. Sistem. Biz de öyleyiz. Şimdi bu şeytan denilen yapı, sistem, bu 8 kategori yapı şeyle yapılmış. İnsan bu 8 taneye muhalefet etme nispetini cennetin 8 tabakasının dişe vuruşu aynı zamanda bu. Cennette 8 tabaka var. Cehennemde 7 tabaka var. Şimdi bu sistem nasıl çalışıyor sende? Şimdi nasıl çalışacak bizde? 4 tane adam silah kullanıyor. Ama aşağıdaki 8 tanesi içselliğimizi oynatıyor. Aslında o bize gönderiyor gibi, beyaz eşyadan bahsediyor gibi ama adam sistemini bana aktif ediyor. Bende de aynı sistem var. Şeytan bize monte edilmiş. O sistemi bu adam aktif ediyor. Biz de müsaade etmiyoruz. Bir sürü sistem var. Şimdi şeytan döndü dedi. Yani bir daha vitrindeki adam, vitrin ama altındaki yazılımı kaçırmanızı istemiyor. Şeytan bir sistemin, bir yöntemin, bir yazılımın simgesel ifadesidir. Kur'an'da Firavun'dan, Nemrut'tan, Musa'dan, İsa'dan, Meryem'den bahsediyor. Bu semboldür, simgedir. Uydurukçasıyla felse ritüeldir. Yani bizde var bunlar hepsi. Meryemlik var. Bahsetmiştik. Musalık var yani. İbrahim. İbrahim'i olmak. Sistem, sistem. Şimdi bu sistemde konuşmak çok zordur. Vitrindeki aktörlerden konuşacak. Çünkü temsilci onlar. Tamam. Adem alemlerinin temsilcisi şeytan. Bizdeki Adem alemleri, bizdeki karşılığı cehaletle zandır. Zan. Müjdeyi veriyorum. 6 ay oldu çalışıyorum zana. 40 sayfam kaldı. Hani kaba taslağı çıktı, temize çıkıyorum. 20 günde ancak 20 sayfa gidebildim. 20 günde. Mübalağasız 22 sayfa yok. 20-21 sayfa yazabildim, yapabildim. Ama mükemmel bir harita çıktı ya. Zan, kaderin de kendisi. Allah'ın sana muamelesinin şekli. Enne inezeni abdibi. Kulumun zanına göreydi. Allah nasıl sana olmasını istiyorsa o zanına göredir. Sen zanını ne yapman lazım? Zan nedir? Onu tanıyacaksın ki Allah'ın rububiyeti İstediğin gibi olsun senin. Ben kulumun zanı üzereyim veya zanına göreyim. Zanına göre tecelli ediyorum. O zaman zanını düzelt, rububiyet düzelsin. Bu da bir sistem. Şimdi adam aktör, şimdi temsilci. Bu ders mukaddemeden anladık ki şeytan bir temsilci. Vitrin, bilgisayardaki ekran. Şimdi bir temsil ediyor. Şeytan döndü dedi bu sistem.
nasıl insanları kandıramam diyor. Gözükmüyor mu? Aşağıda. Herkesin eline kitap verdim şimdi. Allah rahmet etsin. Sungur abi böyle yaparmış değil mi? Yani kitap dağıtırmış. Zaten bu tarlalarda öyledir. Hepimizin eline kitap vermek mümkün olmadığı için böyle yansıtıyoruz. Bazı ama kör olası cehalet ve zan sinemaya çevirdi diyorlarmış dershaneye. Şuna sinemaya çevirdi diyor. Yani biliyor musun? Hangi vicdanla söylüyorsa ve hoşuma da gidiyor böyle deyince. Şimdi orada Risale okuyorsunuz. Ona sinema değil. Eskide tren geldikleri zaman Python'la servis yapanlar vardı. Boykot yapmışlardı. Üstad demiş ki daha çok işiniz olacak diyor. Tren niye geldi diyor ya. Biz hatta götürüyorduk diyor. Bedevi yani. Trene karşı ya. Hani köprüye karşı olanlar var ya. Köprüden geçmeyiz. Aynı model yani. Versiyonları farklı da aynı model. Köprü, Boğaz Köprüsü'nü yaptırmayız. Tüneli yaptırmayız. Hiçbir şey olmayacak. Aynı model. Rahmetli Abdülhamid'den de önceden kalma bunlar. Bunları devlete söyledim. Bunların nesli tükenmesin, korumaya alın dedi. Şuna sinema diyenlerin neslini korumaya alın diye devlete söyledim. Korumaya alacaklarmış. Türleri bitmesin. Peki. Nasıl kandıramam diyor şeytan. O kadar hoşuma gidiyor ki. Adam psikolojisiyle de meşgul oldum. Şeytanın. Nasıl bir psikolojisi var? Rüyalarıma girdi, konuştuk. Sordum psikolojisini. Anlatmıştım hatırlarsınız. Ekser insanlara ve insanın meşhur akıllerine Kur'an'ı ve Muhammed'i inkar ettirdim dedi. Şeytan. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Nasıl kandıramam dedi. Kur'an'ı ve Muhammed'i inkar ettirdim. Ya nasıl olur? Hayal zannetme. La ilahe illallah yeter Muhammedun Resulullah demesen de aynı. Kur'an'ı ve Muhammed'i inkar ettirdim diyor. Muhammed nasıl? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Kur'an'ıdır. La ilahe illallah tamamdır Muhammed Resulullah demesen de. Demeye gerek yok. Demek Muhammed'i inkar etmektir. Bunu kim yapacak? 15. mektupta diyor. Süfyan denilen bir zat yapacakmış. Ben kafadan uydurmuyorum. Yoksa benim mancınağa koyarlar. 15. mektupta geçiyor. Süfyan denilen zat Risalet-i Ahmed'i inkar edecek bir Süfyan namında bir zat gelecek diyor. Risalet-i Ahmed'i inkar edecek Süfyan namında bir zat gelecek diyor. Öyle mi Murat abi? Ağla beş ayaklı Süfyan ara. Yedi kafalı adam ararsan yok öyle bir şey. Süfyan daha gelmedi. Aslında o Süfyan da bir vitrin abi. Evet. Devamında o kadar çok Süfyan var ki. Süfyancıklar ya. Yani. Evet, şimdi buraya kadar ne yapmış? Bir, meşhur yani üstadla münazara ediyor. Asıl imamı tak tak iki, buraya kadar biliyorsunuz. Devirdi. Adam dedi, üstad dedi ki sen hiçbir halt edemezsin dedi. Bak senin diyor şey pabucunu çarşı pazarına çıkarttım burada. Bu sayfalarda. Sen diyor bir şey yapamazsın. Ön taraflarda böyle mevzu geçiyor. Adam dedi ki nasıl kandıramam? O seni diyor insan suretindeki mahluklar var ya meşhur akıl dedikleri akıllılar. Onlara Kur'an'ı ve Muhammed'i inkar ettirdi. Üstad da diyor ki sen nasıl inkar ettirdin biliyor musun diyor. Bize gene onun içini deşifre ettiriyor. Dört tane yöntem kullanıyor adam. Şeytan dört yöntem kullanıyor. Peki bunu duyunca ne olacak? Ha, bilgi mi oldu buradan çıktıktan sonra? Dört yöntemden uzak olacağız. Dört yöntem. Dört. Yani kuru bilgi ne yapacaksın ki? Enaniyeti besliyor. Birincisi, şeytanın kullandığı silahın birincisi şu. Evvela gayet uzak mesafeden bakılsa en büyük şey, en küçük şey gibi görünebilir. Bir yıldız, bir mum kadar denilebilir. Yani olayı uzaktan baktırmak şeytanın sıfatıdır. Uzaktan bakıyoruz. Mesela uygulayalım. Allah Allah ya bunu nasıl dedi ya? Tam da onun psikolojisini biliyor musun? Onun haletini biliyor musun? Sahabeden uygulayın. Ya Resulallah falanca kafir oldu diyor. Niye diyor?
İşkence yaparlarken, niye biliyor musunuz? İşkence yaparken Muhammed inkar et demiş. Bir tanesi etmemiş, şehit ettiler. Ötekisi tamam diyor, Muhammed inkar ediyorum dedi. O şehit olan, ya Resulallah falanca şehit oldu, falanca da mürtet oldu diyor. Hayır, o da halis bir imandır diyor, mümindir. Tamam, adalet-i mahsa ile adalet-i zafi. Hani uzaktan bakınca mürtet. Ama bakınca ruhsatı kullanmış. Nasıl der ya bana ya eşi yani, tamam mı? Nasıl bunu bana yaparsın, nasıl dersin var ya, uygulayın eşinize kendini deme. Çünkü senin istediğin davranış, senin altyapısı olanda mümkündür. Senin kadar altyapısı var mı eşindeki, o davranışı bekliyorsun. Misal, benim eşim, bu kadar benim kadar altyapısı yoksa, benim istediğim bir davranış onda olur mu? İnsaf be! İnsaf! Bir profesör, sınıfa girdiği zaman çocukların seviyesine konuşması onun belagatındandır. Demek ki uzaktan bakmayacağız arkadaşlar. Duyduğumuzda Kur'an'a şey yapalım. Tahkik etmeden karar vermeyin. Ha? Uzaktan baktırıyormuş. Tafsilata girmeyeceğiz sitelerine. Tamam, uzaktan bakmayacağız. Olaya karar vermeyeceksin kardeşim. Duyduğunla şey yapmayacaksın. Zannetmeyeceğiz. Da etmeyeceğiz. Başka? Kendine uygulayalım. Psikoloji hoşuma gidiyor ya, çok hoş değil, duramıyorum. Ben ya tweet ya psikolojiye giriyor. Uygulayayım içeriye. Yaptım bir tane rezillik. Ulan aşağılık be Hasan be. Ulan ne alçak adamsın be kendi kendine. Ulan bu kadar ders dinliyorsun, bu kadar şey yapıyorsun. Lan. Bunu nasıl yaptın ya, bunu nasıl seyrettin deme. Düşer ama. Uzaktan bakma. İçi 18 bin alem. Kullanamadığımız 1000 tane de var. Gafur bugün onu sordu. 19 bin alem. Ama bizi aşan 28 bin alem de var. Bunlar hepsi doğru ya. Yani. Hani neyi kullanırken kullandığı tabirdir. Kardeşim, en azından 18 bin alemin koridoruyuz, kavşağıyız. Her alem kendisini bizde ifade ederken bir eser bırakıyor. Allah ile mücadele eden adam bizde. Sen de istiyorsun tam böyle çıtır gibi olayım. Öyle ütü gibi olsun. Öyle bir şey yok ya. Düşer kalkarsın. Özgüvenini yıkma. Şeytan bile özgüveni ne kadar sağlam. Şeytan olduğu halde, cennet cehennemi gördüğü halde Allah'a kafa tutuyor. Ve kafa tuttuğu halde hala Allah'ın rahmetinden ümitli. Ben hala ümidim yok yani. Ya acaba? La şeytan ümitli ya. Şeytan kadar ümitli olsan bana yeter ha. Şeytan kadar ümitli olsan bana yeter ha. Ne kadar ümitli adam ya. Acayip bir şey. Öyle ama diyor, Allah ile mücadele etmiş. Ama Allah diyor, benim gibi değil diyor. Ben yaparım, şeytan diyor bunu. Ben yaparım, ederim ama o yapmaz. Bak Allah nasıl şey yapıyor, tamam. İki, kullandığı sistem. Birinci anladık değil mi abi? İç alemimizde uzaktan bakma kardeşim, 18 bin alem var. Zahiri de böyle kalıp gibi bir adam olamazsın. Değil yani. Düşe kalka gidiyorsun. Gidiyoruz yani. Yani düştüğün zaman sakın ümidini kesme. Sakın ha. Günahın büyüktür deme. Ondan büyük Allah var. Tamam. Ümidini sakın kesme. Yapma. Her zaman canlı ve dik. İkinci silahın, yani bize aktif ettiği özellik. Hem tabi sati bir nazarla bakılsa gayet muhal bir şey mümkün görünebilir. Mesela bu uzun olur diye okumayacağım. Tebii nazar, bir zaman, neyse kısadır zaten. Bir zaman bir ihtiyar adam Ramazan hilalini görmek için semaya bakmış. Murat diyor ki ben araştırdım bu ihtiyar adam kimdir diye. Peygamber aleyhissalatü vesselamın amcası kimdi? İbn Abbas. Yaşlı bir zatmış. Hilal, Ramazan hilali için heyetteymiş. Aya bakarlarmış. İhtiyar olduğu için Hazreti Hamza gibiymiş. Kaşla vesaire. Tabi yaşlı olduğundan, onlar da uzun yaşıyordu. Fıtri yaşıyordu. Ondan sonra kirpikleri kolun. Beyaz kılı
İhtiyar bir adam Ramazan hilalini görmek için semaya bakmış, gözüne bir beyaz kılınmış. Örnek veriyor cümle. Yukarıda hüküm. Yani tebii bir nazar, sati bir nazar, tahkik yapmadan, şeyden gayet muhal bir şey mümkün olabilir. Mesela ona örnek veriyor. İşte bu kılı, yani aya bakarken gözüne bir beyaz kılınmış. O kıl ay zannetmiş, ay gördüm demiş. İşte muhaldir ki hilal o beyaz kıl olsun. Fakat kasten ve bizzat aya bakmadığı ve o saçı tebeyi ve dolayısıyla ve ikinci derecede gördüğü için o mali mümkün telakki etmiş. Mesela Hazreti Ömer ne yapmış o zaman? Yemin etmiş, aa hilal orada demiş. Tahkik yaptığı için naklediyorum. Bak diyor ki, araştırdım diyor. Diyor ki, bu heyetin için Hazreti Ömer varmış. Herkes diyormuş baktığı yere, yok. O da yemin ediyor, görmüyor musunuz? Hazreti Ömer onun baktığı yere bakarken beyaz kılını da görmüş. O kılı çekip koparmış. Var mı demiş, aa kayboldu demiş. Ha? Peki, bu ne işimize yarayacak? He Murat? Bu ne işimize yarayabilir? Tamam bunu öğrendik. Vay be uzaktan böyle sati ve tebeyi bir nazar. Kasten bakılmasa tabiat perestler değil mi? Manayı ismi. Mesela ben uygulayayım psikolojiye. Bir zahirde gözüktüğü gibi dehşetli ve korkunç değil. Kabiri burada baktığınız zaman ne kadar dehşetli gözüküyorsa zahirde, berzahtakiler de bize kabir yoluyla baktıkları için burası da o kadar dehşetli gözüküyor. Mesela dikkat edin, kıymetli ve güzel olanlar saklanır, örtülür. Mevzul olmasın diye, sıradanlık olmasın. Kıymetli, kıymetli, değerli şeyler örtülür, örtü. Örter, zıttıyla örterler, kadını örterler, erkeği örtmezler. İnşaat demirin sokakta olur, altınları örterler. Değil mi? Böyle. Her şey böyle dikkat ederseniz, kıymetli ve değerli şey örtülür. Allah da berzahı kefene toprakla örtmüş. Kabrin güzelliği, berzahın güzelliği ki rivayetlerde hatırıma kaldığı kadar 70 derece daha kaliteliymiş şu dünyada. Bu taptığımız, tapılan şu dünya zindanmış. Malum Risale'de geçiyor hadiste. Zindani dünyadan, bostani cinan. Zindan buymuş yani ha. Villa yat, boğazda zindanmış. Bunun 70 kat ilerisini düşün. Adam, ben seni seviyorum diyor kıza veya kız olana. Sevmek bir ihtiyaçmış ama ondan daha fazla ihtiyaç sevilmekmiş. Sevmek yetmiyormuş. Karşıki taraf diyor ki ben seni sevmiyorum. İntihar ediyor. Ne anlatacağım biliyor musun? İntihar çözüm ise... İntihar çözüm ise sıkıntıya, o ruhtaki sıkıntıyı hayal edebiliyor musunuz? Çözüm intihar olan ruhsal bunalımı hayal edin. İntihar çözüm. Bak ne anlatacağım. Şimdi, yani sevilmek çok önemli. Bu dünyanın 70 kat daha kaliteli berza çıplak gözle gözükse, görsek, bu dünyada kim kalır? La bir kız için intihar ediyor. Fabrika için intihar ediyor. Kaybettiği için intihar ediyor. Bir de berzahtaki huriler de var orada. Berzahlar var her şey. Orayı görse ne yapar? İşte Allah herkes intihar eden oraya geçer diye Allah orayı güzeli mezarlıkla, toprakla, kefenle örtmüş. Ben de diyorum. O kadar güzel bir yer ki merak etme, açıldığın zaman göreceksin, harika. Girdiğin zaman eğer öyle değilse tut de bana oradan. Harika bir yer. Allah Erhamur Rahim'indir. Seni gördüğün gibi bir yere seni sokmaz. Hadi seni soktu. Peygamberi sokar mı? Vallahi sokmaz. Benim gördüğüm bir yerse vallahi öyle bir yere sokmaz onu. Vallahi benim gördüğüm gibi kabire Ebu Cehil'i ve Muhammed'i de aynı şekilde sokmaz. İkisi de aynı yerde, zahirde. Kesinlikle hissiyatın kapıdır, kapı. Berzak kapısı diyor. Kapıdan girdik de o mutfak var, yatak odası var, salon var, tamam mı? Buzdolaplar var, İmam Bayındır Müftü şaşırdı, bir sürü şeyler var. Tamam.
Eve girdikten sonra halde girdi adam. Yani girdi de nereye girdi yani? Özel hayatı var, yatak odası var, mide dairesi var, değil mi? Eğlendi, salonu var, holu var, bir sürü şeyleri var ya. Bir de lüks böyle bir daire düşün, altında hamamı var, bilmem şey mi var böyle, hani var sıcak hamamlar. Ne diyorlar? Sonra bir sürü şey veya kapısında hemen villasında bir villa şey var. Ve bir sürü şey düşün ama girerken villa kapısına bir kapı vardı. Kapı da böyledir. Allah onunla örtmüş. Ha buna da ikinci örnek yaptık. Üç. Göreceksiniz kabir o kadar güzeldir ki. Ölüm korktuğunuz gibi de olmayacak. An şartla. Terklerimizi çoğaltmakla. Bu tür haletler kitap okumayı, Kur'an okumayla, namaz kılmayla bu haletler gelmez. Allah Allah. Bak adam ne diyor? Kürsüde ne diyor? Kitap okumayla, Kur'an okumayla, namaz kılmayla gelmez. Kalpler zikirle, evratla, ibadetle olur. Kesinlikle bu haletler var ya böyle kabir ve Allah'ı böyle o zanlardan çıkmak da mümkün ki terklerle mümkündür. Ne kadar terklerimiz olursa Allah ve ahiret o kadar yakın olur. Ünsiyetli olur. Terk-i kebair celb-i nefaya ruhaniyet kesmiş. Bu asırda esas olmamış. Esasın esası olmuş. İlk önce terk. Ne okursanız okuyun. Okumalar terklere sebep vermiyorsa o okumalar insanı firavunlaştırır. Gurur kibir yaptırır böyle. Biliyorum. Terklere götürmeyen her bilgi enaniyettir. Terklere götürmeyen her malumat vesvese ve vehimdir. Terklerle. Terk yapın, dünyanızı cennete şeyin. Ama okuyacağım biraz sonra. Cehli cehennem diyor. Ustada cehalete cehennem diyor. Cehalet bilmemek değil. İmam Gazali diyor ki, ilim diyor bilinmeyenden başlar. Ben bilmiyorum demek ilim sahibi oldum. Nasıl olur? İşte çok zor işte. Eğer bilmez, bilmediğini bilmezse onun adı o bir halet var. Oraya balon gibi giriyor böyle, tamam mı? Giriyor. Onun adı cehli cehennem. Dünyada cehennem yaşıyor. Lemat'ta geçiyor sözler. Cehli cehennem. Allahu Ekber ya. Üç. Eyleme dönüşmeyen dersi yapmıyorum ben. Eyleme dönüşür öyle olacak ki işimizi ne yarayacak. Demek ki ikincisi terkleri ve zanları. Aç abim aç. Ha? Üç. Nasıl burada mıyız? Sıkıldınız mı arkadaşlar? Yok. Yok. Maşallah. Camlar bir camı onu da açar mısın? Evet Ersan sen de kardeşleri böyle aç bakalım onları. Kimlermiş bakalım. O perdeyi de düzelt. Çünkü perdeci bizimle çalışmıyor. Güzel değil. Hadi bakalım. Üç. O yaparken. Hem kabul etmemek başkadır. İnkar etmek başkadır. Adam bunu da kullanıyor. Şeytan. Hızlı okuyayım mı bunu? Bak. Adem'i kabul bir lakayttıktır. Şu. A, B, C, Ç'den A, B, C, Ç, D, E, F, G, K, L, M diyor değil mi? Alfabetik olsun diye kafamızda kalsın. A, Adem'i kabul nedir? Yani vurdum duymaz. Benim hobim değil dedi bir tanesi bana öyle. Dedim Allah ile ara nasıl dedi, böyle bir hobim yok dedi. Tabii. Yani hobi zannediyor öyle. Hoplatacaklar işte öyle. Görecekler işte nasıl hoplatacaklarını. Bir de kabul Adem var. Yoktur diyor ama iddia ediyor. ABC'de de şey yaptım bak. A'dan başta ya lakat. Adem'i kabul bu. Adem'i kabul. Kirlata çok içer. Yani ben bu işte ya ama benim böyle bir dinim yok diyor. Adem'i kabul bir lakayttır. Bir göz kapamaktır. Ve cahilane bir hükümsüzlüktür. Bu surette çok muaz şeyler onun içinde gizlenebilir. Onun aklı onunla uğraşmaz. Ama inkar ise o Adem'i kabul değil, belki o kabul Adem'dir. Bir hükümdür. Kabul Adem. Bak, niye yaptım alfabetik ki? Hafızamızda kalsın. Başlangıç kolaydır. Adem'i kabul. A. Ya ben bu işte yokum kardeşim.
Bak din mi benim problemim değil. Adem'in kabul. Bu kolaydır. Bir de kabul Adem var. Yani abeci sonra. O inkar ama o da. Yani bu da dinsiz, o da dinsiz ama iddialı bir de var. Kabul ediyor. Kabul o Adem. Kabul ediyor. Yoku. Tamam mı? Bu hükümdür. Onun, yani şeytan bunu karıştırıyor biliyor musunuz? Adem'i kabulle, kabul Adem'i insana karıştırtıyor. Mesela uygulayan şey yaparsak, yani düşerek düştük, günah işledik. Bu Adem'i kabulden kaynaklanıyor bizden. Yani lakayt, yani dinsizlik olsun diye yapmamışız. Allah'a isyan olsun diye yapmamışız onu. Düşmek. Onu bize kabul Adem olarak gösteriyor. Sen bilerek yaptın, isyan etmek için yaptın. Şu korkunca bak. Şu cinayeti görüyor musunuz? Mesela adam televizyon seyretti. Adam internete rezilliğe girdi. Düştü yani. Veya namaza geç yattı 11-2'de. Tabii ki kalkamaz. Sen zaten kalkamayacağını biliyordun. İsyan etmek için. Sen Allah'a isyan etmek için o videoyu izledin. O nerede? Ben düştüm nerede? İşte adam bunu karıştır diyor. Şeytanın bu özelliği bu. Bir tane okuyayım şeyini. Onun aklı hareket etmeye mecburdur. Yani böyle bir şey mi diyor? Yok. Fiile döndürdün psikolojiye. Fikri hareketi değil. O halde senin gibi bir şeytan onun aklını elinden alır, sonra inkar ona ettirir. Akıl sen ona teslim etmedikçe inkar olmuyor. Günah işleyebilir. Allah yoktur diye iddia olamaz. Ediyorsa aklı teslim etmiş. Akıl yok onda. Ne var? Zeka var. Akıl alınmadan inkar olmuyor. Akıl varken inkar olmuyor. Akıl zaten içki de aklı devre dışı yaptığı için kebairlerden olmuş. En büyük iddia da o. Abi aklı hareket etmek vesvese değil miydi? Aklı hareket etmek, düşünmek. Yok. Akıl takul ya. Vehim var orada. Yani vesvese kalbidir. Vehim aklidir. Yani dimağa aittir. Vehim şu, dimağın yedi mertebesi, soğan kabuğu gibi, tahayyül, tasavvur, taakkül, tasdik, izan, iltizam, itikad. Yani ikinci mertebe tasavvur var ya, vehim orada. Tamam. Taakkül de üçüncü mertebede. Zeka nerede? Zeka bu taakkülün içerisindeki 30 küsür tane sıfatın bir sıfatıdır. Zeka. Yani akıl mastar kendisi. Mesela ben. Mesela benim bir sürü özelliklerim var. Merhametli, şefkattir, hayamdır, şudur, budur. Ha, onlardan bir tanesidir. Zeka. Onun için intihar edenlerin %100'ü zekidirler, akıllı değiller. Akıl devre dışı olduğu için. Zekiler böyle şey. Zeka öne geçerse bunların psikoloji sorunu olanlardır. Mesela örnek vereyim. Hiçbir hayvan, hiçbir çocuk, hiçbir deli psikoloji sorun yaşamaz. Daha şey gelmedi. Bazı sorunlar var. Çocukta belki bazı doktorlar diyebilir. Çocukta bazı psikoloji sorunlu çocuklar var. Onlar zoraki yüklenen çizgi film ve film çocuğu böyle kendisi gıybet veya başka bir şey yapmak için anne başının belası olarak gördüğü için çocuğu alıyor. Televizyonun karşısına böyle oturttuğu için çocuktaki psikoloji sorunu oluyor. O dayatma. Doğasında, çocuğun doğasında bülü çağına kadar böyle bir sorun olmaz. Oluyorsa anne ve baba sorumludur. Ona empoze etme. O da kaidenin dışındadır. Demek ki deli, hayvan, çocukta psikoloji sorunu yoktur. Bu da neyi gösteriyor? Akılları bali olmadığı için. Eğer zekaları da, demek ki zeka ona geçerse zeka. Peki zeka ile akıl arasındaki fark neydi? Zeka bugüne bakar. Akıl ileriye görür. Bu akıl vahye bağlanırsa. Çok güzel. Bu da akıl bir insanın zekası mı var, aklısı mı var? Eğer bir insanın dimağı vahye bağlıysa akıllıdır. Ya ben bilirim, buna ihtiyaç duymasa zikidir. Aklı yapana bağlanır. Bu eli yapan elden önce vardı. Gözü yapan, bu gözden önce gözü şey görmesi lazım. Bu aklı yapan da bu akıldan önce aklı, yani ilmi olması lazım. O zaman
Bu aklı yapana, bu aklı bağlamak akıllılıktır. Vahiy. Bu akılla ben kendimi idare ederim. Böyle bir ihtiyaç duymamak zekavettir. Vahiy tabi olan akıllıdır. Mesela saf insanlar var böyle. Saf Müslümanlar var. Kur'an okur, namaz kılar. Onlar millet dalga geçer. Ama ötekisi 40 yerden yılanı sokar çıkarır. Devleti dolandırır. Ahmet'i Mehmet'i Kantar'dan eksik sakat şeyleri eşya İstanbul'dan toplar. Esnaf Anadolu'nun esnaf uyanığa bak ya zannediyor. Çok akıllıymış. Defoluları ucuza alıyor. Orada dükkanda normal mal gibi satıyor. Çok zeki. Poşete koyuyor şeyi. Yukarıdan aşağıya kefeye bırakınca kefe hem ağırlığı hem basınçtan aşağı iniyor. Yukarıdan aşağı bırakıyor. Tartıdan şey yapıyor. Uyanık. Allah Resulü ne güzel demiş. Aldatan aldanandır. O aldanan var ya o aldatandır işte. Zaten aldatan bizden değil. Değildir. İşte bundan dolayı o hadis malum biliyorsunuz. Aldatan bizi aldatan bizden değildir. Niye? O kimdir? Akılsız kimdir? Güya uyanıklık yaptığını zannedendir. Ahmak yani. Hasan abi Müslüman olmayanlar akılsız mıdır? Müslüman olmayanlar akılsızdır kesinlikle. Zekidirler. Çünkü aklın iktizası imandır. İman olmayan yerde akıl yoktur. Çünkü aklı teslim evet. Onlara zaten Kur'an ne diyor? Yakilun, takilun, efele tefekkerun, efele. Yok mu? Aklınız ne olmuş diyor. Akletmiyorlar mı? Ne kadar az düşünüyorsunuz. Onların akılları yok mu diyor. Zaten ne diyor bak ne diyor? Diyor ki burada da cevap vereyim sana. Onun aklını elinden alır sonra inkar ona yutturur. İnkar etmiyor mu Allah ve Peygamber? Allah akılla bilinir. Akılla bilinir tabii. Zekayla sürülür, iz sürülür. Bak Allah inkar ediyor değil mi? Muhammed inkar ediyor. Bak ne diyor burada? Bu noktada bak. O halde senin gibi bir şeytan onun aklını elinden alır. Aklını aldın. Ondan sonra inkarı ona yutturur. Ha işte. Akıl alınmadan inkar olmaz. Peygamber bir 13. şu anda şöyle bir hadisi var biliyorsunuz. Küllü nasi mecnunun ala kaderine ve ihtilafil cunun. Bütün insanlar delidir diyor. Ama delilik derece derecedir. Ne demek altını anlatıyor? Bize söylüyor. Allah'a ve ahirete iman edeceğiz. Yakiniyetimiz olacak. Ama rahatça günah işleyeceğiz. Bu diyor günah işleme nispetinde insanlar delidirler. Ne kadar günah işliyorsan o kadar delisin. Küllü nasi mecnunun ala kaderil hava ihtilafil cunun. Yani delilik derece derecedir. Bu Müslüman'a ait. Allah'a ve ahirete inanacaksın. Değil mi? Kefenlendiğin zaman hesaba abi için bırakıcını anlatıcını anlatıyorsun. Kefenlendiğin zaman hesaba çekileceğiz. Ama rahatça o gün hiç nazar almadan günah işliyoruz. Ha, günah anında akıl yok. Zekavet vardır. Size bir şey söyleyeyim mi? Bunu sileriz. Eğer uygun değilse. Ben tanıdıklarım ve bu kadar cenazesinde bulundum. Cenazesinde, taziyesinde, yıkamasında yani bulundum. Çok tahmin ederseniz çok bana fazla geliyor her tarafa. İntihar edenlerin bulundum. İntihar edenlere bulundum çok. %90 demiyorum. %100'ü zeki insanlar kendilerini idare edemedikleri için zeka hakim olduğu için, akıl hakim olmadığı için, yani akıl varken intihar mümkün değil. Korkmayın. Onun için şeytan şöyle kandırır psikoloji sorunuyla. Bak, aklın gidecek ha. Aklını gidecek diye korkutuyor değil mi? Ha gidecek aklın. Mesela bir kadın vardı. Çarşıya gidemiyor. Niye? Şeytan diyormuş ki, bak diyor çarşıda dolaşırken aklın giderse evin yolunu tutamazsın. Evin tutar, orada nereye ne yapacağını bilemezsin. Kimseye de bir şey diyemezsin. Genç kadınsınız. Kötülük yaparlar sana. Peki yolunu bulamazsan 3,5 yaşında kızım var. Tamam. O da anne gelmeyince aç, kapı kapalı. Boşanmış zaten. Bir çocuğuyla yaşıyor. O çocuk bağırır ağlar. Kimse olmadığı için açlıktan ölür. Sen de orada akılsız olduğun için ya Bakırköy'e şey yaparlar ya birileri istismar etmek için seni bir yere götürür.
neyi nereden bağlamış, neyi nereden bağlamış. Ve kadın dışarı çıkamıyor. Gerçi netice itibariyle çarşı pazara çıkamaması iyi ama psikolojisi ne alaka? Çünkü peki niçin korkuyor? Allah'a tevekkül ve teslimiyet olmadığından. Allahsız düşündüğü zaman. Yani sanki evdeyken aklımı ben tutuyorum. Çarşıya çıkınca aklım gidebilir. Evde gidemez mi? Yok. Peki evde aklın gitse çocuğa da bakamazsın ki. Yani, aklın gitse evde de çocuk gene aç yani. Sırf çarşıdayken çocuk aç değil. Yani aklı mukayyetse kendisi zannediyor. Allahsız düşününce böyle. Peki. Diyor ki o halde senin gibi bir şeytan onun aklın elinde alınır sonra inkar ona hep durur. Hem ey şeytan batılı hak ve muhali mümkün gösteren bak batılı hak. Muhali mümkün gösteren 8 sıfat. Bizdeki 8 sıfatı aktif ediyor. Adamda donmuş 8 sıfattır şeytan. Bizdeki şeytan aktif ediyor. Gaflet, dalalet, safsata. Görüyor musunuz? İrat, mugalata, mukabele ve ihvan ve görenek gibi şeytani desiselerle çok malatı intihac eden inkar ve küfrü o bedbaht insan suretindeki hayvanlara yutturmuşsun. Tamam. En fecisi hangisidir abi bunun? En fecisi yok. Bir tanesini sen söyle. Bir tane söyle bana. Hangisi olabilir? Ben söyleyeyim Hasan abi. Mesela bir an kalbimden geçen benim burada inat olduğu kibirdendir. Allah'ın en nefret ettiği insanlar. Mesela bu 8 taneden en rezili bu inat dedi. Başka arkadaşlar ki kim ne söyleyecek? Bence şu daha tehlikelidir ama bir cümle söyleyecek. İnkar. İnkar var mı burada? Dalalet. Yani dalalet var. Ha? İnkar yok. İnkar yok. Buradan söyleyeceksin. Yok mu? Yok. Görenek. Görenek. Niçin? Bir cümle söyle. Ha millet, ben kendisini yaşamıyor, başkasını yaşıyor. Ben seni şey yapayım. Kendisi, yani ne derler diye araba alıyor, ne derler diye giyiniyor vesaire, tamam mı? Misafirler için televizyon almış, kendisi açmıyor. Mukabere. Takke mi aldı? Mukabere. Mukabere. Kibir. Kibir. Kibirden o şeye düşmedi mi ilk her şeyden? Ha. Esas şeyi o. Kibirlendi. Peki başka? Mugalata. Mugalata ne demek? Münafıklık. Münafıklık. Mukabele abi. Şeytanın büyük bir sıfatı. İşte biraz önce Osman söyledi onu. Başka? Murat'ım hangisi? İhval olabilir abi. İhval olabilir diyor. 2-3 kelime istiyorum senden. İhval. Efendim doktorum alacağım seni. Doktorumu söyleyeyim. Gaflet niye? Doğru yolda gidiyorum zannediyor. Yani gaflet de doğru yolda gidiyor. Kurtuluş yani kurtuluş o yolda. Bu yani batıl hak görüyor. Evet. Gaflet evet. İhvalı şey yap. Onu bak iki izah etti biraz. Bozmak abi de neyi bozmak yani? Her şey bozulabilir. Yani. Bozmak. Peki 2-3 dakika müsaade eder misiniz ihval hakkına girsem? Lazım o. Ama burada kalacak ve şey tehlikeli bir şeyler varsa onu silersiniz, yayınlamazsınız. Size kalsın. İhva. Bir, insan kendi kendini ihval eder. İki, ailesini ihval eder. Bir, cemaati ihval eder. İhva. Bozar. Şeytanın çift cinsiyetlidir şeytan. Kendisinden kendisine döller. İki cinsiyeti de var. İki organı da var. Kendi kendine döller. Kendi kendine hamile kalır, doğurur. Karı kocası yoktur. Kendisi hem karıdır hem kocadır. Ha? Şimdi bunu bize uygulayalım. Bu aile şaşırdık değil mi? Aynı böyleyiz. Kendi yapar putunu kendi tapar. Yani biz üretiriz düşüncelerle, biz korkarız. İhbar ediyoruz kendimizi. Şeytan değil. Dışarı değil. Tamam. Mesela ailede ihbar. Yani kusura bakmayın ama dini olduğu için anlatacağım. Yani beraber iken kadın o anda başka erkeği hayal etse, erkek de başka kadını hayal etse, çocuk bila velet olur ruhe. Kasten olursa, hatıra gelirse değil. Kasten ve bizzat teveccüh ederse, yani bizzat hayal. Bak çocuğu, doğacak çocuğun ruhunu ihval ediyor. Bozuyor. Dönüyor. Cemaate uygulayın ihvali. Haset.
tenkit, adavet. Tamam? Başka ne sayabilirsiniz? Gıybet. Bunlar ihvaldır. Karşı iki tarafı ihval eder. Mesela seni başka ihval edeyim. Muhammed, şey var ya, Hüseyin, senin hakkında nelerdir? İhval ediyor. Dönlüyor. Bak, Meryem, kulak, kelamla dönlüyorum, iksir. İnanırsan maya, iksir maya. Aklı, dimağı dölleyene iksir, kalp döllenirse maya. Şimdi sana anlattım bak, bu Meryem. Meryem, seni dölledim. Uyduruk İsa, ağzından doğuruyorum. Sen şeye karşıya atıyorum sana. Seni tekrar seni döllüyorum. Yani Meryem dölleniyor, İsa'yı doğuruyor, ölü gönüller diriliyor. Bunun tersi. İhva. En korkuncu da kendisini ihval etmesidir. Vehim ve vesvese şu, kasten değil, şey kasten, amden, böyle sık sık tekrar ederek, öyle batıl şeyleri tasvir ede ede diyor, safi zihinler iklan oluyor ya, safi zihinlerimizi videolarla, televizyonlarla ihval ediyoruz ruhumuzu, o ruhtan da çocuk doğuyor, bilabilet, gayrimeşru. O çocuk adı vehim ve vesvese. Ruhun gayrimeşru çocuklarıdır. Çünkü lemalarda diyor ki 9. sayfada işlenen her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar. O şeyde diyor ki günahlar lemaları verir misin? Lemaları verir misin? Yerinden okuyayım. Hemen oradan. Tak tak. Sağ tarafı aç. Biraz acele. Günahlardan gelen yaralar, yaralardan hasıl olan vesveseler. Vesvese ve şüphe. Vesvese ve şüpheler. Neuzu billah maal iman olan kalbi değil mi? Okuyun bak. Gördün mü bak? Bilavelet. Neyle dönüyoruz? İhval ediyoruz. Diyor ki, o Hazretin yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisan ilişmişler. Öyle de bizler günahlardan gelen yaralar, günah. Ruhu dönüyoruz. İhval ediyoruz. Ruha tecavüz ediyoruz. Günahlarla ruha tecavüz ediliyor. İhval ediliyor. Günahlardan gelen yaralar. Bak, günah dindeki adıdır. Biyolojik olarak bedendeki adı negatif enerjidir. Televizyonu videoyu kapatınca kafa kapanmıyor. O burada, o burada çalışıyor. Su içtiniz. Burada çalışıyor o kardeşim. Bak, bizler günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler. Vesveseler burada, şüpheler şurada. Vesvese, şüpheler. Neuzu billah mahali iman olan batını kalbe işleyip imanı zedeler. İmanı tercümanı olan lisanı zevki ruhsuna ilişip zikirde nefret kârhane uzaklaştırarak susturuyorlar. Geldi Kur'an oku, lisan oku. Geldi dersi dinle. Gerçi yok Allah'tan da böyle yerlere rastlıyorum. Derste bile cumada bile telefonla oynuyorlar. Vallahi böyle birisini görsem gönderirim yani. Çünkü niye biliyor musunuz? 66. sayfa Emirdan'da diyor ki zihinlerden çıkan o düşünceler bu atmosferi bozuyor. Öyle değil mi? Bu muzahrafatı buharat-ı muzahrafe. Buhar. Buhar demek insanın dalga boyları. Buharat-ı muzahrafe. Muzahref pis buharlar. Burayı bozuyor. İhval ediyor sizi. Mesela burada bir tanesi telefon çalsa. Basit bir şey. Abi çok ileriye götürüyorsun. Sizin zihninizi türkü çalsa şeyle. Telefon zili çalsa türkü koy. İşte aklınız hassasiyetiniz şu andaki teveccühünüz haletiniz ihval olmuş olmaz mı? Evet. İhval. Bak. Cemaat ihval. Cemaat ihval. Tenkit etmek, eleştirmek,
Onlar var ya, o cemaat var ya, umum hukuk hariç, ihfa. Tamam. Bu bitti burada. Ben size dalaletin içerisindeki cehaletten biraz bahsedeceğim. Kesiyor. İhval etti. Cehalet, şeytan, şöyle diyeyim, Adem alemleri nasıl bir şey olduğunu anlatmak için söyleyeceğim. Adem alemleri nedir biliyor musunuz? Ne olduğunu? Bu taş ören şirket var, cehennem. Bu cehennem Adem'e çalışıyor. Adem ne olduğunu bil işte artık. Cehennem taş ören şirkettir. Genel olduğu için Allah Kur'an'da Adem'den değil cehennemden bahseder. Adem'den tebii olarak. Adem, kendine vücut rengini verme, Adem'e düşersin mesela. Adem nasıldır? Şualarda geçiyor. Adem alemleri subhanallah, cehennem alemleri mi diyor? Adem alemleri subhanallah, subhanallah derken vücut alemleri elhamdülillah, elhamdülillah der. Adem alemleri. Peki gene ustad diyor, diyor cehennem Adem alemleri hesabına çalışır diyor. Cehennem Adem alemleri hesabına. Adem alemleri hesabına çalışan üç tane sıfat var şu anda benim bildiğim. Bir, zan. İki, cehalet. Üç, günahlar. Tamam. Şimdi cehaletten veciz cümleler. Çünkü en az 15 gün çalıştım. Bunlardan size seçilmiş 15 tane cümleyi okuyacağım, keseceğim. Şu bu soru şeyi okumadan size bir soru sormak istiyorum. Sorunuzu çok orijinalsa hemen bana nakledebilirsiniz burada. Ama cevabı 10 saniyede bulacaksınız. Düşünmeyeceksiniz. Murat hariç. Konuştuğumuz için. Bir daha soru soracağım. Soru soracağım. Cevabı aleminizde 10 saniyede belirlenmesi lazım. Eğer 10 saniyede belirlenmemişse sen tehlikeyi pek ciddi almıyorsun. Ölçü olacak. Eğer ciddi, tehlikeyi ciddi alsaydın aleminde 10 saniyede bir şey belirlenirdi. Demek ki adamı kale almıyorsun. Soruyu soruyor. 10 saniye. Sorduğum anda 10 saniye işleyecek. Şeytan şimdi gelse insan simasında böyle gelse ne sorardın? Şeytana ne sorardın? Bitti. Peki, ben bunu sorardım diyeniniz var mı? Var. Ben söyle. Beni ne kadar seviyorsun orada? Güzel. Evet Ali. Hepinizden alacağım cevap. Ayıp değil, utanmadım derdim hocam. Ha, Allah'a isyan ederken. Evet. Başka abi? Allah nasıl isyan etti? Sen Allah nasıl isyan etti? Harika. Başka abi? Ne işin var? Ha, ne işin var? Millet niye yoldan çeviriyor? Evet. Abi ilk aklıma gelen defol şey. Evet. Sen Rıza. Seni kim yarattı? Vay be. Bu da orijinal, hiç duymamıştım. Birkaç yerde sordum ama. Efendim? Seni nasıl yenebilirim? Harika. Seni nasıl yenebilirim? Murat cevap ver. Bugün söyledin. Şeytanı Allah bir veliye göstermiş. Olmuş ha. Şeytanı karşısına çıkarmış. Velinin. Karşısına çıkmış. Ulan demiş, almış şeyi, sopayı, bunun ağzını bunu kırmaya şey yapınca, şeytan ne demiş Murat? Ben demiş ondan korkmam demiş. Ben sopa dayakla korkmam demiş. Ben ne ile tırsarım korkarım dedi? Marifetle. Beni sopayla korkutamazsın çünkü Allah beni cehennemle korkutmadı dedi. Korkmadım dedi, Allah'ın cehennemiyle korkmadım dedi. İşte beni marifetle korkutursun, marifet. Güzel. Şimdi başka orijinal hatırınıza gelen yok mu böyle garip? Bende nasıl saklandın dedi. Bende nasıl saklandın? Çok güzel. Harika. Çok acayip bir şey dedi. Ben taşlarım. Taşlarsın. Sen ne abi? Canımı nasıl kurtarırım senden? Ha, yani imanımı. Evet. Peki Murat sen ne derdin abi? Hemen söyle abi. Çabuk. Söylemiştin ama bitti. Peki. Şimdi okuyorum. Not aldığım maddeleri. Hepsini okumayacağım. Cehaleti okuyorum. Cehalet Adem alemlerine çalıştığı için Hasan abi cevap da kim? Hasan
Papa tamam abi. Tamam. Senin sayende biz Müslüman olduk. Hoş geldin, sefa geldin. Vay be. Tabii büyük satıyorsun hocam. Evet. Zıtına, zıtına. Büyük bir nimet. Abi şeytanına pişman mısın diye soruyor mu? Cennetteyken adam sen Müslüman değil miydin? He? Senin sayende Müslüman oldum değil mi? Cennetteyken Müslüman değil miydin? Ona bakıp şükretmek lazım en güzel. Tamam. Düşünürsünüz, ben şimdi cehalet okuyorum. Cehalet neymiş? Cehalet neymiş? Adem alemlerine çalışan günahlar, zanlar, cehalet. Bir, cehalet ademi vücuttur. Yani vücutsuz vücuttur, zeminsiz zemindir. Varlıksız varlıktır. Ademi bir örtüdür cehalet. Ademin üzerini kapatan örtüdür. İkinci madde okuyacağım. Kaç madde var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bir tane sonra okudum. Bu kadar kısa. İkinci madde. Bizi hem örter hem gömer. Yani hem örter hem gömer. Ne şunema bulmak için. Bizi mi abi? Evet. Yani cehalet hem örter. Mesela sinema perdesi. Şu sinema perdesi. Bir perde örter. Ama usta çoğunluk da perdeyi hakikaten ortaya çıktığı yer. Toprak perdesi diyor, hava perdesi. Yani tamam mı? Cehalet bir zeminsiz zemindir yani. Şuurlu. Şuurludur. Evet. Çünkü vücudu haricisi yoktur, ademidir. Ama ademi bir şuur yani böyle bizim bildiğimiz şuur değil o. Çünkü cehaletin adem hesabına çalıştığı için öyle bir şeyi yok yani. Zaten zan tabanı olduğuna göre şuurlu olmak zor. 3. Evet. Cehaletini bilen ilme başlamıştır. Bilmediğini, cahil olduğunu bilmiyorsa ona usta cehli mürekkeptir der. Cehaletin ifratıdır cehli mürekkep. Bu ilim ile olur. Kıblesiz ilim cehalettir. Kıblesiz ilim cehalettir. Kardeşim 15 gün çalışmanın bir cümlesi olabilir bu. Bunu denilebilmesi için. Kıblesiz ilim cehalettir. Adem'in ilmi mi oluyor? Evet, ademi ilim oluyor. Yani adam Firavun, Nemrut cahillikle olmadı. İlimle oldu. İnnemâ utîtu alâ ilmi. Başka? Ha devam ediyor. Bilmediğini biliyorsa bu insan bilmediğini biliyorsa vasata gelmiştir. Yok böyle bir iddiası yok. Kendi varlığından ve yaşadığından haberi yoksa, kendi varlığından ve yaşadığından haberi yoksa bu da cehaletin tevhid mertebesidir. Sözler 174'te yazılmış bu cümle. Yani oradaki paragraftan alına cümle. Efendim 3 okumam lazımmış. 3'ü okudum. 4. Düşün ki cehalet ne demekmiş? Düşün ki sis kaplamış bir adada çıplak ve susuz bulunuyorsun. Ustad iki şey söylemiş. Çıplak ve susuz bulunuyorsun. İşte cehaletin dünyadaki varlığı buna benzer. Sözler 588, Mektubat 209 sayfasından alınan komprim cümle. Sisli bir adadasınız, çıplaksınız ve susuzsunuz. 5 okumam lazım size. Cehalet dimağdadır, irtizamdadır. Sözler 608. 6. Cehalet ve gaflet ademi vücudidirler. Şeytan bunları kullanıyor. Lemalar 89. 14. 6'dan 14. 14, 14. Bak bunları okumuş sayıyorum. Ama bunu merak eden varsa bu cehalet dersi 1,5 saatlik sitede vardır. Cehalet diye girin. Bunun tafsilatını görürsünüz. 14. Maddiyata esbab hesabına bakarsan ifrat. Bak, maddiyata, varlığa esbab hesabına bakarsan cehaletin ifratı, Allah hesabına bakarsan cehaletin vasatı nimettir. Böyle bir problemi ve derdi yoksa ya cehaletmiş, ahiretmiş böyle, bu da tefrit. İnce Mesnevi Nuri 51. 15. madde okuyorum. Nefsin mazi ve müstakbeli yoktur. Nefsin mazi ve müstakbeli yoktur. Mazi ve müstakbeli hazırda yaşar.
Nefis hazırandır. Bunu da cehalete, cehaletin hamakatıdır. Hamakat o demekmiş. Yani, çok özür dilerim. Çok hızlı gittik. Şu şey çok önemli. Bence onu bir anlayasaydık Hasan abi ya. Zamanın cehaleti. Cehaletin vasatını bir anlatın Hasan abi. Çünkü nasıl olur? Maddiyada başka hesabına bakarsın. Mesela çalışıyorsun, hava atmak için para kazanıyorsun. Bu cehaletin ifratıdır. Haramdır bu çalışmak. Başkasına hava atmak için desinler zengin olayım diye mesela. Misal için söylüyorum, esnaf olduğun için. Uygulayayım dedim ya. İfratı bu. Vasatı ise ya ben bilmiyorum. Kur'an ve Risale-i Nur ne diyor ya? Bilmiyorum dediğin an vasattasın. İlimsin. Gazali diyor ki bu ilimdir. İlim burada var. İlim. Bilmiyorsun ama bilmediğini biliyorsun. İlim. Çünkü bir şey biliyorsun. Cahilliğini biliyorsun. Bak bir daha. Bilmiyorum. Sen mi biliyorsun? Evet. Bilmediğini biliyorsun. Bu ilimdir işte. En büyük ilim bu. Bak bir şey bildin yani. Cehalet bitmez o zaman. Bitmez tabii. Evet. Harika ya. Evet. Tefriti de şu. Ya cehaletmiş. Nereden bahsediyor adam? Nereden geliyor? Biraz namazdan bahsetsene oruçta ya. Ne cehalet ya? Bu ne anlatıyor ya? İşte şeytan ihval etmiş, bilmem ne yapmış ya. Nerede? Bu ne biçim adam ya? Ne biçim sohbet ya? Bir tane söyle dedi. Ben dedi köyde dedi ki oradaydım. Ya dedi biraz sana kızdım, hakkını helal et dedi. Şimdi. Hani sizi böyle diyor. Ya gıybet ettim dedi. Çıktım dersten gıybet. Hayırdır abi dedim ya. Ya dersten çıktım dedi. Ya dedim ki ya senden ders bekledim dedi. Oturdun dedi, tıkır tıkır kitap okudun dedi ya. Bunu ben evde de yapardım dedi. Anam bak dedi ya, böyle ders mi olur dedi, böyle vaaz mı olur? Ben senden ders bekliyordum dedi. Dedim helal olsun. Siz okumanıza şey yaptınız. Evet, evet. Yani ders bekliyormuş. Tamam mı? Oluyor ha? Ercins oluyor. Modern model insanlar var. Siz nasıl yaptınız aslında? Nasıl yapabildiniz? Onu nasıl bilmiyorum, ben de onu bilmiyorum. Ben eskide yapmışım, daha gelmemişti. Şimdi bir yere denk geldi cenaze evinde. Dedi ki, of be ya, bu ne biçim sohbetti dedi ya. Ama ben şimdi gece uçuyorum dedi ya. Sabah geldi dedi ya. Şimdi, cahil bilmez, cehaletin, bak cehaletini halde, mazi mi? Allah ile ahiret işi yok. Allah ile mazi. Ahiret, istikbal işi yok, hazır yaşıyor. Cehaletin hamakatıdır. Buna hamakat diyor. Nerede geçiyor? İnce Mesnevi Nuriye 80. Hamakatı tarif et. 16 yıldız koymuşum. Bu çok önemli demişim. Yıldız koymuşum bakın. İki taneye yıldız koymuşum. 16'ya 21. 16 okuyorum yıldız. Bir yolun kapanmasıyla bütün yolların kapalı olduğunu iddia etmek, tevehüm etmek, yani yok, var zannetmek, varı yok zannetmek ise cehaletin tefritidir. İnce Mesnevi 180. Yani şu, aslında her derste söylemem lazım. Bir saray düşünün diyor ustadım. Saray. Tamam mı abi? Saray. 99 tane kapısı kapalı. Bir tanesi açık. Bu saraya girilmez mi? Peki. Şeytan öyle yapmıyor. 99'u açık, biri kapalı. Gidiyor bir tanesini gösteriyor. İşte felsefe, dinsiz felsefe budur. O gidilen yoluna hiç uğraşmaz. Delilleri, o hakikaten alamet dedi. Olmayacak şeye sarpar. Bak, bir yolun kapanmasıyla bütün... Peki, bir yol kapandı. Saraya girecek, kapalı yolu. Başka kapı var. Oradan girdikten sonra arkadan onu da açarsın. Şeytan, kapalı kapıları gösterip açık kapıyı göstermemesi, bu cehaletin nesiymiş? Tefritiymiş. İntiharda da o yüzden başka bir çıkış yolu. Evet. Yok. Cehalet de bu şey, intihar da buradan çıkıyor. Cehalet bundan çıkıyor. Şey, intihar. Tamam. Şimdi 18 okuyorum. Korkunun, cehaletin yönü istikbaldır. Geçmiş ise artık malum olmuştur. Kastamonu 25. Yani cehaletin ve korkunun yönü gelecektir. Geçmiş değildir. Abi geçmiş günahlarımızdan korkuyoruz. Geçmiş günahlardan korkmuyorsun. Geçmiş günahlarının gelecekteki hesabından korkuyorsun. Evet. 18'de böyle okuduğum şey. 19 okuyorum. Çabuk. Çünkü zamanınızı almak istemiyorum. Çok değerli zamanımız var. Cehaletten dalalet gelse kolaydır ki cehaletin tefritidir bu. Bir daha lügat yapanlar. Cehaletten dalalet gelse kolaydır ki cehaletin tefritidir. Bu kolay.
Cehalet ilimden, fenden gelse cehaletin ifratıdır. Toparlıyorum. Dalaletin ifratı ise, dalaletin ifratı ise fenden, ilimden geliyor. Dalaletin tefriti ise cehaletten geliyor. Emir Dağ 1, 22. Efendim 20 okuyorum. Cehaletten korku, taklitten telaş gelir. Devam ediyorum. Korkunun yönü istikbaldır. Cehalet geleceğin ademi ve belirsiz zeminidir. Geleceği yorumlayamamaktan, geleceğe ümitsiz bakmaktan korkular olur. Zeminsiz zemindir. Geleceği yanlış veya yorumlayamamaktan, hayatını istikbale koyamamaktan, başkasının havalimanını kullanmak insana telaş verir. Uçağını nereye indireceğini bilmeyenlerde de telaş olur. 20 okudum. 21 okuyorum. Yıldız koymuşum. Ondan sonra 23 var. Tamam. 21. Korkularını, telaşlarını kaldıran, bak, kabir korkunu düşün, imansızlık korkunu düşün, kalp krizi, tansiyon, bir sürü korkular var. Hepsini bir toplar mısın? Kalp krizi geçiririm, evde tek başıma kalırım, imansız giderim, kabirde beni yılan çıyan akrepler yer. Ne diyorsanız hepsini toplayın bak şimdi. Onun bir çaresini var. Korkularınızın, telaşlarımızı kaldıran noktayı istimdatla noktayı istinattır. Münazarat 12. Yani telaşe nokta istinat Allah'a iman. Ha böyle dayanmak. Allahsız geçmişe bakma. Abi bir sürü günah var. Allah var ya. Kaderin de hükmü var orada. Geleceği, kabiri, nokta istimdat. Ümit, yani insana Allah'ın en büyük nimeti şudur. Benim başka bir şey bilmiyorum. İman, Allah'tan ve ahiretten imanlı ve ümitli olmak. Allah'la imanlı, ahiretle ümitli olmak kadar, dünyada yaşayan bir insan kadar, böyle bir insan onun kadar mutlu, huzurlu bir insan olamaz. Onun için imanlı ve ümitli olmak kadar büyük nimet yoktur. Allah'tan ve ahiretten ümitli misiniz? Ne mutlu. Ne mutlu. Eğer kendi zaaflarımızda sakın o keşkelerdir, patanaj yapar, kuyudur, ona takılma. Mazine döndür seni yeis kaptığı zaman kafanı kaldır, iştirak amal uhrevinin hasenatına yani. Ve son 21, 23. Efendim abi, bana bir şey mi diyecektin? 23. Başkalarının bizlerden istifade zeminleri, başkalar bizden nasıl istifade ediyor? Cehaletimizden, zaruri hale düşmekten, ihtilafımızdan istifade ediyorlar. Cehaletimizi kaldıran nedir peki? Bu çok önemli. Cehaletimizi kaldıran nedir? Kur'an'ın mizanlarıyla, sünnet-i seniyenin terazileriyle bakmaktır. Bu okuduğum yer, Münazarat 25, Divan-ı Harbi Örfü 15, Hutbe-i Şami 96. Efendim biraz zamanınız, onu 10 dakikanız aldığımdan dolayı özür dileriz. Abi o ilk okuduğunuz yıldızlardı ya. Evet. 16 idi galiba. İlk 16. O sanırım bu gecenin herhalde en çok ihtiyaç duyulan mevzusu herhalde oydu ki. Bunu dersin başında da söylediniz, bilmiyorum. Evet. Hatırladınız. Evet. Şimdi şeytan açık kapılarınızı göstermez. Bir ticarette, psikolojide, aile geçiminde, aile sonunda gider o tek kapalı kapıyı gösterir. Hep ona diktirir. Başka kapıyı göstermez. Mesela kürsüde oturuyor. Benim çoğunuzun dostuyum. Kardeşiz, arkadaşız. Yeriz, içeriz, yüzeriz. Topta oynarız ya. Beceremiyorum ama. Yemek de yeriz. Ha, bak ne anlatacağım. Burada bir Hasan var. Bu Hasan değil. Bu dellal-ı Kur'an olan Said-i Muvakkaten şeyidir. Bunu karıştırmayacaksın. Kürsüden buradan indikten sonra burada sorular soracak. O ubudiyet makamıdır. Benim özelimdir. Benim anlayışımdır. Namazım, orucum vesaire. Bir de seninle seyahat ederken, yemek yerken, top oynarken, ne bileyim yüzerken, bir şey yaparken ki beşeri. Bunları karıştıran, ben kendimle örnek veriyorum da sen de ailene uygun. Bunları karıştıran karışık adamdır. Şeytan böyle gösteriyor. Bu üç tane şahsiyeti birbirine
girift yaptırıyor. Hallaç pamuğu gibi. Mesela çıkış yolları varken gidiyor, bir tane çıkış yoluna dayatıyor, tamam mı? Mesela ben seni seviyorum diyor kıza, sevmiyorum diyor mesela diyor. Lan o mu var yani? Bütün kızların güzelliği bir yerinde pistonla toplanmış, ona mı cem olmuş yani? Ama onun dışında hayat yokmuş. O varsa hayat var, çünkü onun için yaratılmış. Bu beyefendi radiyallahu anh. Tamam mı? O kız için radiyallahu anha için yaratılmış bu. Bu radiyallahu an, bu radiyallahu anha. Şimdi bu nedir? Şu. Bir yolun kapanmasıyla bütün yolların kapalı olduğunu iddia etmek, tevehüm etmek, düşünmek. Yani yoku var, varı yok zannetmek cehaletin tefritidir. Psikolojik sorunların zeminidir. Bahır da bahım. En elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve selamat.